İşitme Engelliler Haber Bülteni ile karşınızdayız değerli izleyenler. 15 Temmuz'da Fethullahçı terör örgütü mensubu bir grup askerin darbe girişimiyle ilgili gözaltına alınan general ve amiraller Ankara Adliyesi'nde. Adliyeye sevk edilen komutanlar arasında darbe girişimini yönettiği öne sürülen eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk de bulunuyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında 27 general ve amiralin emniyetteki sorguları ise tamamlandı. Şüpheliler şimdi adliyede anayasal düzene karşı işlenen suçları soruşturma bürosu savcılarına ifade verecek. Komutanların adliyeye getirilişi sırasında özel harekat ve çevik kuvvet polisleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Emniyete ait Kobra adı verilen zırhlı araçlar Ankara Adliyesi'nin birçok noktasına konuşlandırıldı. Ankara Adliyesi'nde hareketli dakikalar yaşanıyor. Kameralarımızı o noktaya çeviriyoruz. Damla Uğur Türk aktaracak adliyedeki o sıcak anları. Damla. Evet, yaşanan bu gelişmeyle başlayalım. Az evvel yayınımızı tamamlamamızın ardından bulunduğumuz bölgede pek çok basın mensubu bulunuyor. Askerler, darbeci askerler de arkamdaki kapıdan sabah saatlerinde giriş yapılmıştı. Burada güvenlik önlemleri üst düzeyde alınmıştı. Zırhlı bir araç dahi adliyenin önünde güvenliği sağlamak için konuşlandırılmıştı. İşte tam bu bölgeye bir ihbar geldi ve bir kişinin saldırı düzenleyeceği ihbarı üzerine içeriden güvenlik güçleri alana geldiler. Çünkü bulunduğumuz alanda oldukça fazla vatandaş geçişi de sağlanıyor. Bu yüzden bu bölgede gerçekleştirilmesi düşünülen saldırıyı önlemek için herkes alandan uzaklaştırmaya çalıştılar. Asker olduğu belirtilen bir vatandaş elinde silahla bölgeye geldiği belirtiliyor. Buradan askerler gelen askeri takip etmek için emniyet güçleri takibe başladılar. Bir kişinin yakalandığı söyleniyor. Yardım amaçlı bir kişinin daha bölgede olduğu iddiası var. Belirttiğimiz gibi çok fazla konuyla ilgili ihbar gelmişti. Bugün pek çok kez adli önünde saldırı düzenleyince ihbarları üzerine de belirttiğimiz gibi güvenlik önlemleri en üst düzeyde alınmıştı. Vatandaşlar dışarıya çıkmak istediler. Adli içerisindekiler çıkarılmadı. Bölgeye de hiçbir vatandaş yaklaştırılmadı. Bu sayede ölen ya da yaralanan olmadı. Çatışmanın yaşandığı bölge burasıydı. Tam bulunduğumuz bu bölgede buradan itibaren emniyet güçleri kovalamaya başladılar şahsı. Belirttiğimiz gibi bir kişinin yakalandığı bilgisi var elimizde ama bölgede yardımcı olduğu söylenen birkaç kişinin daha olduğu iddiası mevcut. O yüzden takip hala devam ediyor. Damla Uğur Türk aktardı. Ankara Adliyesi'ndeki o sıcak anları, gelişmeleri biz de sizlerle paylaşmış olduk. Yüksek yargıda gözaltı ve aramalar sürüyor değerli izleyenler. Püskürtülen darbe girişiminin ardından FETÖ terör örgütü mensubu olan Yargıtay ve Danıştay üyeleriyle ilgili işlemler de sürüyor. 140 Yargıtay, 48 Danıştay, 5 HSYK üyesi hakkında gözaltı kararı çıkarılmasının ardından üyelerden bir kısmı dün ve önceki gün gözaltına alındı. Polis ekipleri arama ve gözaltı işlemlerine bugün de devam etti. Listede ismi bulunan yüksek yargı mensupları hakkında gözaltı işlemi uygulanıyor. Yargıtay ve Danıştay'a aramalar nedeniyle personel dışında kimse alınmıyor. Yargıtay personeli üyelerin odalarına kesinlikle girmemeleri konusunda uyarılıyor. Anayasa Mahkemesi Başkanlığı üyeler Alparslan Altan ve Erdal Tercan hakkında disiplin soruşturması işlemlerini de başlattı. Akıncı 4. Anajet Üst Komutanlığı darbe girişiminin komuta merkeziydi. Buradan darbecilerin uçakları kaldırdığını öğrenen Kazan halkı üsse akın etti. Üsse girip uçakları engellemeye çalışanlara darbeci askerlerin ateş ettiği o anlar telefon kameralarıyla kaydedildi. Askerlerden halka açılan ateş telefon kameralarına bu şekilde yansıdı. Gerçek mi? O gece Kazanlılar uçakların Akıncı 4. Anajet Üst Komutanlığı'ndan kalkış yaptığını duyunca buraya koştu. İçeri girip uçakların kalkışını engellemeye çalıştı. Ancak kapıda silahlarıyla bekleyen asker buna engel oldu. Bir grup askerin kontrolündeki üste vatandaşlar iş makinalarıyla girmeye çalıştı.
hava üssünün elektriği kesildi, uçakların görüş açısını kapatmak için ateş yakılıp bölge yoğun duman altına alındı. Darbeci askerlerin sivil halka ateş ederek karşılık vermesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti. Konya'da 3. Anajet Üst Komutanlığı'na operasyon düzenlendi. Operasyonda 3. Anajet Üst Komutanlığı Harekat Komutanı Kurmay Albay Mustafa Ertürk'ün de aralarında olduğu 6 kişi gözaltına alındı. Nizamiye'den içeriye girdi. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi kapsamında yurttaki operasyonlar sürüyor. Konya'da 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda operasyon düzenlendi. Olayı sosyal medyadan duyan vatandaşlar darbe girişimini protesto için üste geldi. Girişte çok sayıda vatandaş toplandı. Aynı zamanda giriş buradaki araçlarla kapatıldı. Darbecileri yakalatmak için buradayız. Destek olmak için, ülkemize, devletimize destek olmak için buradayız. Operasyonda 3. Anajet Üst Komutanlığı Harekat Komutanı Kurmay Albay Mustafa Ertürk'ün de aralarında bulunduğu 6 asker gözaltına alındı. Daha önceki operasyonlarda Konya 3. Anajet Üst ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Haluk Şahar, Konya Bölge Jandarma Komutanı Kurmay Albay Mustafa Sakaoğlu, bir binbaşı, bir yüzbaşıyla Kadınhanı, Ilgın ve Beyşehir İlçe Emniyet Müdürleri, Beyşehir İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı ve bir komiser yardımcısı gözaltına alınmıştı. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otele saldırı düzenleyen askerlerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. İki polisin şehit olduğu, 7 polisin yaralandığı saldırı sonrası jandarma tarafından başlatılan arama çalışmaları ormanlık alanda yoğunlaştı. Sakıztepe mevkiinde yapılan aramada piyade tüfeği, çok sayıda tabanca ve şarjör, bir bomba atar, 44 bomba atar mermisi, 8 el bombası, 5 gece görüş dürbünü, 34 adet M16 şarjörü ve fişeği, 12 el telsiziyle askeri ve sıhhi malzeme ele geçirildi. Aranan askerlerden ikisi dün Marmaris İçmeler Mahallesi Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait boşaltılmış lojmanlar bölgesinde yakalanmıştı. Çiğli 2. Anajet Üssü Komutanlığı'nda görevli 2 astsubay Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Ormanlık alanda saklandığı tahmin edilen 21 askerin yakalanabilmesi için İzmir'den de takviye birlikler gönderildi. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı anı ve darbecilerin kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı. Otelin son hali ise saldırının boyutunu gözler önüne serdi. Helikopterden açılan ateş, silah sesleri. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ayrılmasının ardından Marmaris'te konakladığı otele yapılan saldırıya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Sabah saatlerine kadar süren çatışma sonrası yaklaşık 20 darbecinin kaçışı da kameralara yansıdı. Saldırı sonrası otelin hali ise olayın boyutunu ortaya koydu. İşitme engelliler haber bültenini getirdik ekranlarınıza. Yayınımız Dünyamız Detay'la sürüyor.